gelecek gibi görünüyor. İşte bu konuya ele alacağız. İki kıymetli konuğumuz var. Ankara stüdyomuza enerji uzmanı Sayın Oğuzhan Akyener bizimle birlikte. Sayın Akyener hoş geldiniz. Hoş bulduk, Skype bağlantımızla da bizlerle birlikte olan konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şenay Yalçın. Sayın Yalçın siz de hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk Anda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımız bir grafik hazırladılar. Doğalgaz hatlarımızın bulunduğu bir grafik. Ben kısaca bahsedeyim hemen bakın. Batı doğalgaz boru hattı ki kapasitesi 14 milyar metreküp kapasitesi olan 845 kilometre uzunluğunda bir doğalgaz boru hattı. Türk akım doğalgaz boru hattı. Yine mavi akım doğalgaz boru hattı. Bakü Tiflis Erzurum doğalgaz boru hattı. Tanap doğalgaz boru hattı. Ve İran doğalgaz ana iletim hattı yine e, sevgili seyircilerimize buradan e, doğalgaz hatlarımızın da olduğu bir harita üzerinden. Giderek konuşalım istiyorum ben Sayın Akkener sizinle başlamak istiyorum aslında bunu neden verdik şimdi belki de bir ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak ve önemli ölçüde etkileyecek en önemli faktörlerden biri hiç kuşkusuz enerji noktasındaki bağımsızlığı. bir yandan da Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma noktasında da yine çalışmaların yürütüldüğünü ifade ettik bu nasıl olacak atılan adımlar nelerdir hali hazırda bunlarla başlayalım dilerseniz buyurun. Evet, e, harita üzerinden başlayalım isterseniz. Tabii, hani harita üzerinde gördüğümüz üzere e, mevcut depolama kapasitelerimiz, yeraltı depolama tesislerimiz ya da Türkiye'ye giren e, bu bağlamdaki boru hatlarımız. Bunların hepsi aslında bakarsanız hani doğal gaz şu şekilde düşünün. E, depolaması zor olduğu için evet. yani e, ürettiğinizde ya bir yerde gerçekten bir depolama tesisiniz olması gerekiyor. Bunun da maliyeti oluyor e, ya da tabii ya da markete eriştirmeniz gerekiyor. Yani bu bağlamda e, ben mesela örnek vereyim şu ülkeden ekstra şu kadar doğal gaz ya da elen alayım dediğinizde sizin tesislerinize bakmanız gerekiyor. Tabii ilk önce ilki ilgili ülkenin doğal gaz ihraç edebilecek teknik potansiyelin olup olmadığına, ikinci olarak mevcut kurulu altyapı ve tesis sistematiğinizin ne kadar güçlü ve elverişli olduğuna bakmanız gerekiyor. İşte bu bağlamda Türkiye'nin bu bağlamda attığı adımlar aslında bakarsanız bu noktada elini güçlendiriyor. Şimdi bunun ötesinde hani Türkiye'nin hinterlandına ya da medeniyet coğrafyamıza baktığımızda birçok farklı kaynaktan ekstra ilave kaynaktan uzun vadede ve orta vadede ilave gaz tedarik edebilecek bir potansiyelimiz var. Ve etrafta aslına bakarsanız hani güvenlik, barış ortamı, yatırım ortamı kurgulanabildiğinde ilave gaz gelebilecek birçok ülke var. Yani Doğu Akdeniz'de başlayabiliriz. Doğu Akdeniz, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan'a doğru uzayan perspektifte ...tabii İran'ı İran da dahil edebiliriz ama İran yeni gaz kaynaktan ürettiğinde genelde Türkiye üzerinden değil ama elenci tesisleriyle ihraç etme politikası içerisinde olduğu için onu biraz hariç tutuyoruz bu denklemde e öte taraftan hiç şüphesiz az önce sizin de bahsettiğiniz evet. Rusya yani burada Putin'in ortaya koyduğu Türkiye üzerinden Türkiye'yi bir gaz merkezine dönüştürerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya gazı vereceğiz. Hatta gazı hatta şu şekilde ifade etti biliyorsunuz. Gaz almak isteyen gitsin Türkiye'nin kapısını çalsın. Tabii biz buradan şunu anlıyoruz. Yani bizim kapımızı çalın deseydi Rus gazının direkt olarak Avrupa'ya Türkiye'yi transit geçerek yani şu an mevcut durumda olduğu gibi anlaşılıyordu ama şu anki konjonktürde Putin'in ifadeleri de daha çok ben gazımı getireceğim Türkiye'de. Ya yani Türkiye'de ortada bir piyasa var sonuçta. EPH oluşturduğumuz İstanbul'daki piyasa. Bu piyasada millileşecek bu gaz akabinde Avrupa'ya ihraç edilebilecek tarzında bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Evet. Öte taraftan hani az önce ifade ettiğimiz gibi Azerbaycan ve diğer ülkelerin de ilave gaz potansiyellerini düşündüğümüzde uygun yatırım ortamları, ilgili boru hatlarındaki kapasite genişletme faaliyetleri bunların hepsi tamam.